Nasıl üstten beğendin mi? Güzel, güzel. 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 Maşallah, maşallah. Çok güzel. Hadi. Hadi götürün bunları. Hadi yardım et. Hadi yardım et. Tamam. Tamam. Yavaş. Oo. Bu pişenleri de yola çıkarın. Tamam. Herkes kısmetini yermiş. Bereketli olsun. Allah kabul etsin. Amin. 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 Eyvah! Haremin hoşafları burada kalmış. Ahmet, Nurullah, koşun evladım, koşun. Aman koş. Yetiştirin haremin hoşaflarını çabuk. Hemen usta. Çabuk çabuk. Hadi evladım, hadi. Hay Allah. Grup vaktinin kızıllığı denize düştüğü vakit başlar iftar telaşı. Açlık hissi giderek azalır ve iftar sofralarının heyecanı başlar o saatlerde. Hoşaflar? Hoşaflar nerede? Ay, taşlıkta unuttuk galiba. Hadi hadi. İftarı hoş kılan şey sadece sofraların fevkalade güzelliği değil, aynı zamanda bu muhabbet meclisinde paylaşmanın, bölüşmenin lezzetidir. Dünyada hiç kimse orucunu yalnız başına açan biri kadar yalnız değildir. Hepimizin hafızasında eski Ramazanlara dair iftar lezzetlerinin hatıraları vardır. Benim de hayatımı değiştiren bir Osmanlı Ramazanını o güzelliklere atıfta bulunmak gayesiyle sizlerle paylaşmak isterim. Hadi.
Rahmetli babam beni İstanbul'a getirip İhsan Efendi'ye emanet ettiğinde henüz çocuk sayılırdım. İstanbul ne kadar büyük bir şehirdi. Bu kadar büyük bir şehirde bu kadar güzel bir sokak. İşte ben burada, Berberan Sokak'ta büyüdüm. Bu çarşıda hem meslek öğrendim hem de edep erken. Herkes birbirini bu çarşıda bulur, tanışır, görüşürdü. Sabahlar hayrolayla başlardı günümüz, akşamlar hayrolayla biterdi. Her şey hayır olunca şerler giderdi başımızdan. Bereketli olsun Halil amca. Sağ ol, sağ ol evlat. Ustam bizi unutmasın dedi. Merak etmesin, akşam ayırırım ekmeğini. Doğrusu Halil amcanın ekmeklerine diyecek yoktu. Çıkardığı ekmeğin kokusunu ta sokağın başından alırdı. Bizim Hüsmen Ağa'nın kahvehanesi. Gündüzleri birkaç kişiden başka kimse olmazdı. Hayırlı sabahlar Hüsmen amca. Sağ ol evlat. Ama akşam oldu mu herkes hikayecileri, aşıkları dinlemeye gelirdi. Şekerci Recep Usta. Kerem'e şekerciliği öğretecek. Ama bizim Kerem'in gözü yok zanaat öğrenmekte. Hani süpürüyordun burayı? Ustam vallahi yazdı. Bizim bakliyatçı Ali Efendi. Bütün derdi şerbetteki damağa yapışan kokuyu öğrenmek. Ustam, bir söylemedin bunu nasıl yaptığını yahu. Akasya çiçekleri tabii ki. Söylesem kim inanır? Evlat, gel şerbet iç, gel. Yok sağ ol Ali amca. İşte benim ustam, İhsan Efendi. Ben de onun yamağı Ahmet. Gel. Buyur ustam. Ahmet, oğlum benim çırağım olur musun? İhsan Efendi, Allah aşkına, Muhammed aşkına şu çırakları değiştirelim. Aman aman kalsın. Ben Ahmet'ten memnunum. Gel oğlum. Dur abi işte. Evet Ahmet. Bak bakalım. Rezene. Bil bakalım. Kişniş. Aferin. Bunu da bil bakalım. Bu farklı ama adı neydi? Funda. Artık isimlerini gözü kapalı bilmelisin. Ustam her baharatı gözü kapalı tanırdı. Baharatların sırlarına dair ne biliyorsa bana da öğretiyordu. Ama o kadar çok isim vardı ki. Onun bildiklerini öğrenmeme ömrüm yetmez sanırdım. Baharatları öğrenmek için günlerce çalışıyordu. Rengi, kokusu, faydası, zararı. Hangisi yemeklere katılır, hangisi katılmaz? Zordu her şey. Mutfak, tarifini yapamadığım kokuların lezzete dönüştüğü dünyaydı benim için. Annemin rahatsızlandığı bir dönemde babamla başladığımız bu macera daha sonra Gül Hanım teyzeyle bir tutkuya dönüşmüştü. Hissettiğim kokuların damakta tada dönüşmesi tarifi bulunmaz bir heyecandı. Mutfaktaki tüm malzemeler duygularımı anlatabileceğim sessiz arkadaşlarım gibiydi. Ve lezzetli bir yemek yapabilmek kendimi anlatmanın en kısa yoluydu. Oh, bu güzel koku beni işimden alıkoydu. Hünkâr beğendi. İhsan Efendi yaşadı bu akşam desene. Sizinkinin yanında söz olmaz. Sanki daha lezzetliymiş gibi görünüyor. Selamun aleyküm İhsan aleyküm Efendi. Aleyküm selam hemşire. Müşerref olduk. Sağlıktasınızdır inşallah. Sağlığınıza duacıyız. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Bu yavrucak da kim? Dilruba mı? Bizim mahalleden. Yetimdir. Maşallah. Kimi kimsesi yoktu kızcağızın. Yanıma aldım. Yetiştireceğim. Maşallah. Çok iyi edersiniz. Yeni neler geldi? Siz eksikleri söyleyin. Biz hemen hazırlayalım. Haspir, unnap, balık otu, bir de zerdeçal. Hemen hazırlayalım. Ahmet, gel oğlum. Adı Dilruba'ydı. Hekim kadının yanına şırak olmuştu. Dilruba? İlk defa yüreğimdeki kanın çekildiğini,
dudaklarımın kuruduğunu, bacaklarımın titrediğini hissetmiştim. Bana ne oluyordu böyle? Bana şuradan biraz karanfil ver. Şimdi bunun içine biraz karanfil koyarsanız daha iyi olur. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bak, bunu ne yap? Dilruba. Buyurun. Buyurun küçük hanım. Sağ olun. Buyurun İhsan efendi. Bereket versin. Bereketini görün. Gel bakalım küçük hanım. Her şeyi bilen ustam. Bana ne oldu böyle? Yalnız gelmiştim. Keçi boynuzu, ceviz, safran otu ve zencefil istiyorum. Hemen. Sabah, öğle, akşam, her an yine gelebilirdi. O gelir diye dükkanı erkenden açar, herkesten sonra kapatırdım. Onu görünce içimde bir şeyler kıpırdardı. Bütün baharatların kokusu değişir. Deniz kokusu bütün sokağımızı, mahallemizi sarardı. Sanki denizi yanında taşırdı. Birden gelmez oldu. Bizim hekim kadın... Gelmez oldular. Saraya girmiş. Dilruba. Benim için ne kötü haberdi. Bir daha Dilruba'yı göremedim. Ne kendi geldi, ne bir haber alabildim. Denizin kokusu çekildi mahallemizden. Tarçın. Biberiye. Ya uf yapma şunu. Kerem, ustana söylerim şimdi. Rüyasında bile baharat sayıyor. Şimdi görürsün. Gel buraya. Gel. Seni bir yakalarsam bari. Ne yapıyorsun sen? Geç içeri. Bir şey yapmadım. Tamam, öyle kendinize demedim mi? Oh, oh maşallah, maşallah. Merhaba İhsan efendi. Yoktun sabahtan beri.
Bizim aşçıbaşı Emin Usta'ya gittiydim saraya. Oo, afiyettelerdir inşallah. Afiyette. Ramazan yaklaştı ya. Ha. Bir telaş. Saray mutfağına yeni aşçı ve yamaklar alacaklarmış. Uğraşıp duruyorlar. Ya ne diyorum biliyor musun? Biz de mi aşçı olsak ne yapsak ha? Vallahi senle ben olursak iki güne kalmaz sürgünü yeriz. Hadi sağlıcakla kalın. Hadi hayırlı işler. Hey Allah. Kerem. Aşçıbaşı Emin Usta'nın yamağa ihtiyacı varmış. Ben de seni söyledim. Ramazan sana kısmet getirdi. Ben ayrılacak mıyım buradan? Baharatın bütün sırlarını öğrendin. Sayenizde ustam. Ama ben sarayda ne yaparım ki? Aşçıbaşı Emin Usta'nın yanında olacaksın. O sana yemek pişirmeyi öğretecek. Sen de ona baharatın sırlarını. Ustam, bir kusurumuz... Evladım, Allah sana öyle bir haslet vermiş ki... bin tane koku olsa seçebiliyorsun. Benden öğreneceğin bir şey kalmadı. Ölçüyü erdemi elden bırakma. Ölçü sadece elde değil, dildedir de. Diline sahip ol. Erdem ise dilde değil, kalptedir. Kalbini temiz tut. Ustam, hakkını helal... Helal olsun. Hadi işine bak bakalım. Şimdi hemen toparlarsın. Hadi bakalım. Hazırladığımız meyan köklerini de verelim küçük hanıma. Bak bu meyan köküdür. Bir sabah bir akşam içeceksin tamam mı? Hem boğazına hem göğsüne iyi gelir, bir şeyciğinde kalmaz. Hadi bakalım. Aman efendim, korkuttum mu sizi yoksa? Gül cemalinizi göremeyince endişelere kapıldım da birden. Hastaydım da. Acaba temizlik esnasında havadan nem mi kaptınız? Bilmem ki. Bu ne sultanım? Zıkkım ve kökü mü? Şey o. Yürü yürü. İşten kaçmak için zıkkımın kökü olsa onu da içeceksiniz. Tövbe estağfurullah. İçeride mi koysaydık buraya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yine durum kötü galiba. Ramazan geliyor ya, bizim Ali Usta'yı bir kaygı sardı. Ustacığım nerede kaldın Allah aşkına? Patlama ya, geldik işte be. Patlamıyorum da açlıktan öldüm. Mis gibi de koktu mübarek ya. Ya durun yahu, adamcağız acıkmıştır. Yok. Acıktığından değil, Ramazan'a hazırlık yapıyor. Ya vıdı vıdıyı bırakın Allah aşkına ağlar ya, buyurun öldük. Asıl sana kalsa biz açlıktan öleceğiz. Şu haline bak. Bütün İstanbul'u sen yiyorsun ya. Neyse, şükür ki Ramazan'da biraz duracak. Ne durması ustacığım ya? O zaman da sahura kadar tıkınıyor. Oo, vallahi kıtlık sebebidir bu ya. Oğlum yavaş yavaş, boğulacaksın. Ali, biz yemeyeceğiz. Sakin ol. Ya aşk olsun ya, aşk olsun. Buyurun dedik, yok da dönüş. Afiyet olsun abi. Eyvallah, sağ olasın. Nereye?
geçmeseydi kametin ney şekeri deyince bent, devri lalinde başörtülü satılmazdı kant. Aa, ne diyorsun Allah aşkına? Şeker kamışı diyorum. Senin boyunu kıskandığından şekerler pazarda üstü kapalı satılıyor ya. İlahi can feda. Nereden buluyorsun bunları? Ne saklıyorsun sen elinde? Hiç. Aç bakayım elini. Aa, nereden buldun bunu? Yerden mi? Of can feda. Kızlar koşun. Şemsinur kapma hikaye anlatacak. Hadi hadi. Hadi hadi. Aa. Lütfen hepimiz toplandık bak. Lütfen anlatın. Çekilin ya. Ne hikayesi? Kalkın, lütfen. İşiniz yok mu? Bak hadi herkes işinin başına. Emin usta. Kardeş gel bakalım şöyle. Dur şunun ucundan. Dur. Ben Emin usta ya. Ha. Nerede? Al bunu. Götür. Emin usta. Balam tut yarım şunu. Emin usta. Fırına yatıştır. Emin usta nerede? Buraya değil, oraya. Oraya koy. Emin usta. Sen nereden geldin? Kimsin? Ha bu benim gözlerim seni seçmedi. Ben Emin ustayı göreceğim. Körüp ne yapacaksın? İşim var. Aha bak orada oturuyor. Koş git ne diyeceksen de. Beni ustam... Biliyorum. İhsan Efendi gönderdi. Neyi bilirsin? Ne buyurursanız. Aferin. Gel bakalım peşimden. Ya demek Ahmet'e devlet kuşu kondu ha? Buyur. Nasipli çocuk vesselam. Ama İhsan Efendi'nin de tezgahından geçti hani. Allah ona kokuları tanıma hasleti vermişti. Biz sadece adlarını öğrendik. Vallahi ben olsam vezir de olsa göndermezdim yanımda. Dükkanı tek başına çekip çevirirdi hani. Ağlan. Yemediniz. Vallahi boğazımdan geçmedi. Aa şurama düğümlenip kaldı ha. Aman ustam tatlınız eksik kaldı. Uğrayın bir yol. Yerim kalmadı vallahi. Bak Ramazan başlayınca pişman olursun. Sen yine de bir uğra. Aşk olsun ya. Ya bütün derdiniz yemek yemek mi? Haydi bana müsaade. Ya olmadı ama. Ya şimdi bak Alan. Ama yerim kalmadı diyorum ama. Yahu. Ye. Haydi bir tane alayım. Kaçın infilak edecek. Aman üstad. Koş oğlum koş şuradan biraz hane ruhu getir koş. Gerçekten bir şey oldu galiba. Tamam. Biraz pide getirsene bastırır yahu. Yap bakalım bir soğanlı yumurta da hünerini görelim. Soğanlı yumurta mı? Soğanlı yumurta. O kadar zor yemek varken neden böyle basit bir şey istedi ki? Aman yarabbi. Bu nasıl bir bakıştı öyle? Nurullah. Allah'tan soğanlı yumurta dedi. Ya Hünkar beğendi deseydi. Maazallah bu heyecanla pat diye düşer bayılırdı. Heyecanımı anladı mı acaba? Titreme ellerim, titreme. Güzel. Ne diyor bana yavrum?
Hay Allah, bana yardım et. Evet. Tamam. Tamam olmuş. Bunu ocaktan indirme. Baharatlarımızı da atalım. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Evet. Maşallah. Maşallah. Oh, mis gibi de koktu. Az da unutuyordum. Bereketli olsun. Tuzumuzu da atalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi biraz piş bakalım. Bu çok tatlı. Eyvah, tuz yerine şeker mi attım acaba? Vallahi atmışım. Of, ne yapacağım ben şimdi? Ha, sirke. Evet, sirke. Tabii ya, nasıl düşünemedim? Şekerim fazlasını alır. Hadi bismillah. Oh, şu işi bir atlatayım. Bir daha Kerem'le dalga geçmeyeceğim. Yaptın mı soğanlı yumurtayı? Görünüşü fena değil. Yumurta deyip geçmeyeceksin. Onu süslemeyi bileceksin ki hünerini görsünler. Güzel. Çok güzel. Çok mu? Öyle. Çok güzel. Aferin. Bundan sonra soğanlı yumurtayı böyle isterim. Emredersiniz. Biraz da bundan. Evet, kekik. Gel bakalım. Dert yastığınızı hazırladım küçük hanım. Gel, gel buraya. Güzel kızım. Anlat bakalım. Neyi anlatayım? Bilmem, sıkıntılı görünen sensin. Yok ki bir şey. Can feda kıskançlıktan defterini yırtmadı yani ha? O çok eskidendi. Ya da Şemsi Nur Kalfa, sen sus dilli düdük diye bağırmadı sana ha? Artık bağırmıyor, seviyor beni. O zaman? Sıkıntıya tarçın iyi gelir derler ama
Evladım maşallah. Elin yatkın bu işleri. İhsan Efendi söylediydi zaten. Eksiği varmış, fazlası yokmuş. Estağfurullah. Bak oğlum, sen efendi birine benziyorsun. Hünerlisin. İhsan Efendi'den de el almışsın. Aferin. Her daim çalışkan ol. Lakin biraz da atik ol. Sen koş, iş arkandan yetişsin. Sözlerimi kulağına küpedersen iyi bir aşçı olursun. Peki usta. Şimdi git İhsan Efendi'nin elini öp. Hayır duasını al. Sabah erkenden de gel. Allah'a ısmarladık ustam. Hadi bakalım selametle. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ramazan'a bir hafta kala büyük camilerde şerbetler dağıtılırdı. Bu şerbetler padişahımızın ahaliye Ramazan ikramıydı. Ama Ramazan'ın gelişine asıl haber veren şey hilalin görülmesiydi. O zaman kadı efendiler her tarafa haberler gönderirlerdi. Vallahi Ali Efendi'nin bulguru bu da İstanbul'da tencereye koydum hemen cecik hazır. Bilirim. Başka bilirim. İstek var mı? Yok kafir. Maşallah, bütün Ramazan'ı tamamlamışsın. Aman ne yapayım? Nasıl götüreceksin bu kadar şeyi? Küfeci gelir şimdi. Gel, gel. Geldim usta. Anne, şeker alalım mı? Oğlum. Gel, gel böyle bakayım, gel. Oruç tutmak, aç kalmak değildi bizim için. Sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilmek, sahip olmayanların derdini anlamak. Abi parası. Hadi hayırlı. Sana şey. Ne ya? Ay selametle. Mübarek ay her yere kendi temizliğini getiriyor. Evi, dükkanı, sokağı, mahalleyi temizlemek aslında kalbimizi temizlemekti. Ramazan bizi sakinleştirirdi. Etrafımızdaki her şeyin farkına varırdık. Gül, ıhlamur, akasya ağaçlarından yayılan kokular. Çınarların gölgesindeki serinlik. Eyvallah. Her zamanki koku, her zamanki gölge değildi Ramazan. Kolay gelsin. Onu sadece oruç tutanlar anlayabilir. Ramazan başlamadan önce muhtesip ağa görünürdü çarşımızda. Fiyatları tek tek tespit eder, defterine yazardı. Ramazan ya, Sultanımız Efendimiz Cuma selamlığına çıktığında herkes arzu hal verirdi. Bizim arzu halcilere de iş düşerdi tabii. O sadece arzu hal yazmazdı. Herkesin halini dinler, dert ortağı olurdu. Kimseye söylenmeyen şeyler ona söylenirdi. Ha? Allah! Ne yapıyorsun oğlum ya? Ali Usta mı düşürdün? Zevzek şey. Zevzek abi. Sensin. Saraylı oldun ha. Hı hı. Sultanı gördün mü? Veziri. Hı hı. E ne gördün peki? Soğan cücüğü mü? Hadi be. Ustam yardım edeyim. Hah, gel oğlum. Şerbetli hanımın istedikleri. Hemen ustam. Tarçın koy. Babam beni İhsan Efendi'ye emanet ettiğinden beri ellerinde büyüdüm. Onu babam saydı. Gülhanım teyzeydi annem. Binbir kokuyu tanırdım. Binbir baharatı öğrendim ustamdan. İnsanlığın da binbir katını. İhsan Efendi bana ne zamana kadar babalık edecek? Ah Gülhanım teyze. Ah anneciğim. Sizin dualarınızla mı oldu bunlar? Hey Allah'ım. Ben Mehmet Efendi'nin oğlu. Nereden nereye? Saraydayım. Yıllar önce izini kaybettiğim Dilruba da orada mıdır hala acaba? Yoksa gitmiş midir başka memleketlere? Beni görse hatırlar mı? Yoksa unutmuş mudur?
Ramazan bereketli olsun. Her yıl olduğu gibi yine Ramazan'a yakışanı yapacağız. Sarayın adeti neyse onu işleyeceğiz. Yalnız bizim vaktimiz geldi artık. Yerimize geçecek bir usta gerek. Bugünden sonra iftar yemeği için her gün birinize mutfağa emanet edeceğim. Kim ki en güzel yemeği yapar, benim yerim onundur. Göreyim sizi. Marifetinizi koyun ortaya. Eyvallah. Besmele ile başlarsak her işi kolaylarız. Haydi bismillah. Hadi bakalım. Bir arı kovanı gibiydi burası. Herkes çalışıyordu. Ekmekçi sayısınca ekmek çıkarıyordu. Etler ne eksik ne fazla. Sadece pişecek kadar doğranıyordu. Bir küçük sebze yaprağı bile israf edilmiyordu. Güzel. Güzel. Maşallah, maşallah. Çok güzel. Hadi. Hadi götürün hadi, bunları. Hadi. Hadi. Hadi yardım edin. Hadi ya. Alın bakayım. Tamam. Tamam. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Oo. Bu pişenleri de yola çıkarın. Tamam. Herkes kısmetini yermiş. Bereketli olsun. Allah kabul etsin. Amin. 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 Eyvah! Haremin hoşafları burada kalmış. Ahmet, Nurullah, koşun evladım, koşun. Aman koş. Yetiştirin haremin hoşaflarını çabuk. Hemen usta. Çabuk çabuk. Hadi evladım, hadi. Hay Allah. Her şey çok güzel görünüyor kızlar. Hoşaflar? Hı? Hoşaflar nerede? Taşlıkta unuttu galiba. Hadi. Şuraya koy. Hadi hadi. Ahmet başını çevir. Başını çevir. Allah'ım, nefesimizi verdiğin gibi rızkımızı da verdin. Sevincimizi verdiğin gibi sabrımızı ve tahammülümüzü de verdin. Biz senin için sadece aç kalmadık. Nefsimizi de sağlam tuttuk. Gıybeti, kötü sözü kapımıza yaklaştırmadık. Şükür ki her sabahın akşamı var. Şükür ki nimetin var. Allah'ım, sultanımız efendimizi koru. Milletimizin kalbine şükür, evine ferahlık ver. Kulların incinmesin. Bize nasip eylediğini herkese nasip et. Amin. 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 Buyurun ağalar. Allah kabul etsin. Ey Allah'ım, ne büyüksün. Dilruba'yı yeniden buldum. Beni tanıdı mı acaba?
Sanki tanıdı gibi. Sanki unutmamış. Anlatsam kim inanır? Sorsam kim söyler? Ey Allah'ım. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şşş, Amir, yüzüne. Ha, tamam. Senin kız pek neşeli bu akşam. Allah yüzünü hep güldürsün inşallah. Güldürür güldürür bundan sonra, merak etme. Aa, kızın başına devlet kuşu kondu, haberin yok mu? Aa, yok. Saraya gelin veriyorsun. Aa, ya. Ne? Dilruba. Şemsunur Kalfa bir şey söylüyor. Hadi gözün aydın. Saraydan kısmetin çıkmış. Vallahi turnayı gözünden vurdun. Thank you.
Müzik